Evet arkadaşlar, yamuk konusunun en son alt başlığı olan ikizkenar ve dik yamuk. Dik yamukla ilgili devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, ikizkenar yamukla başlayalım. İkizkenar yamukta yan kenarlar birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ve ikizkenar yamuk gördüğünüz zaman aklınıza ilk gelmesi gereken şey şudur arkadaşlar. Hemen yüksekliği indirin oradan. Yükseklikleri indirin kardeşim. Keyfinize bakın. Bakın, bunu indirdiğiniz zaman DC uzunluğuna, hatta buna KL diyelim mi? Şuna iki çizgi yapmayalım hocam. Diğerleri iki çizgi ya. Tamam, üç çizgi yapayım o zaman. Burası da ne olacak? Üç çizgi olacak değil mi? Hatta buraya C dersek burası da C olacak değil mi? Bunun tamamı A ise. Şimdi C'yi çıkarttığında geriye ne kalacak? A eksi C kalacak değil mi? Evet. Bunlar da ne olmak zorunda? Birbirine eşit olmak zorunda. A eksi C bölü 2. A eksi C bölü 2 diyoruz. Neden eşit olmak zorunda? Çünkü yükseklikler de eşit. Eşit. Hatta şu kenarlar da eşit. Ne oluyor arkadaşlar burada? Eşlik olmuş oluyor. Eşlik. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi öncelikle bize ikizkenar yamuk vermiş. Ne yapıyorduk? Hemen dik indiriyor muyduk yukarıdan? Dik indiriyorduk. İndirelim hemen dikimizi. Şöyle indirdik. Böyle indirdiğimiz zaman üstad, bir de buradan indirsek şu şekilde. Ne olacak? 5 birim burası. Evet. Tamamı 11'de 6 kaldı. 3 buraya. 3 buraya. Hı hı. Şimdi şurada bir 90 derece var. Burası 10 birim. Burası 8 birimse. Burası kaç birimdir? 6 birim birim. Burada bir Pisagor var. Evet. 3 ise 6 ise burası neydi? 3 kök 5'ti. Yani 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir BC'nin karesi diyor. Evet. Ne demiş bize arkadaşlar? Alanı sormuş. Alt taban belli. Üst taban belli. Ne lazım bana? Yükseklik lazım. Evet. Bunun da ikizkenar bir yamuk olduğunu biliyorum. Hı hı. Hemen yukarıdan bir dik indirdim. Bak. Buradan da bir dik indirdiğimiz zaman burası 5 birim. Gitti bu. Geriye kaç kaldı? 8 kaldı. 4, 4. 4 buraya. Hı hı. 4 buraya. Şimdi üstad, burada bir dikten dik çıkmış değil mi? 4 ise, burası da 9 ise, 4 kere 9, 36'dan yüksekliğimiz ne yapar arkadaşlar? 6 birim yapar. Alanı bulalım. Alt taban neydi? 13. Hı hı. Artı üst taban neydi? 5. Çarpı yükseklik 6 bölü 2. 2. 18 bölü 2'den ne yapar? 9 mu yapar? Hı hı. 6 kere 9, 54 birim kare. Alanı bulduk. Evet. Evet, ABC'de yamuğunun alanını soruyor yine aynı şekilde. Şimdi buraya 10 demiş. Burayı bilmiyoruz değil mi? Bu sefer yüksekliği vermiş. Şöyle yapalım. Bak. Buraya C dersem. Burası da C midir üstad? Evet. Burası 16 eksi C. Burası da 16 eksi C değil mi? Hı hı. Şimdi yazalım. Alt taban tamamı ne? 16 artı C'dir değil mi? Pardon. 16, 16, 32. 48 eksi 2C. 48 eksi 2C artı C var burada. Değil mi? Bir de üst tabanı yazacağız. Artı C. Doğru mudur? Çarpı yükseklik 10 bölü 2 bizim alanımızdı. Şimdi burayı iptal ettik. O zaman 32 eksi 2C artı C artı C olacak. Şöyle olacak. Şurası 32 hocam. Evet. Şurası, 16 burası karadayım. 16. Şuraya 32 diyeceğiz. Hı-hı. İyi gördün. Bravo. Eksi 2C artı C artı C 2C gitti. Yapar. Gitti. 32 çarpı 10 bölü 2'den ne yapar? 16 burası 1. Hı-hı. 16 çarpı 10'dan ne yapacaktır? 160. 160 birim kare yapacaktır diyoruz. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar, eğer İkizkenar yamuğumuzda köşegenleri birleştirirsek eğer, bu köşegen uzunlukları, yani DE ile EC'nin uzunluğu, AE ile EB'nin uzunlukları birbirine eşittir diyoruz. Yani burada ne çıkıyor? İki tane ikizkenar üçgen oluşuyor. Şimdi dikkatli bakın. O zaman burada ne olacak? Bu kenarla bu kenar birbirine eşit olacak. Hatta dik kesişiyor. Değil mi? Köşegenler. Öyle değil mi? Yok. Burada dik kesiştiğini vermiş, vermiş bize miyiz? Sadece. Bize vermiş sadece. Hmm. Bunlar da birbirine eşit. Değil mi? Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi ABCD'nin alanını sormuş. Şurası bir 90 derece değil miydi üstad? Şuradan birleştirirsek dik ikizkenar olduğu için yükseklik iki eşit parçaya bölecek. 6 buraya, 6 buraya değil mi? Evet. Burası da 6. 6. Burası 2 birim, burası 2 birim, burası da 2 birim. Muhteşem üçlüden dolayı. Hı hı. Şimdi alt taban 12. Üst taban 4. 12 artı 4 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz neydi? 8, 8 birim. Bölü 2. Değil mi? 16 bölü 2 ne yapar? 8 yapar mı burası? Evet. 8 kere 8 nedir? 64 birim karedir değil mi? Devam edelim. Al bakalım. Şimdi geldik yamukta dik yamuğa arkadaşlar. Yamukta dik yamuk diyorum. Yamukta dik yamuk. Evet. Dik yamuğa geldik. Dik yamukta şöyle bir özelliğimiz var. Burası H ise buradan bir yükseklik aldığımda burası ne olacak? C birim değil mi? Yukarıdakinin aynısı evet. olacak. Tamamı A ise değil mi? Buraya ne kalacak? A eksi C kalacak diyoruz. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen uygulayalım.
Şuradan bir dik indirdim. Burası 2 birimse burası da 2 birim. Evet. Buraya x dersem bu tamamı ne yaptı? X artı 2 yaptı. O zaman burası da x artı 2. Burası 4 birimse burası da 4 birim. Hı-hı. Bak burada bir Pisagor var değil mi? Hatta x 4, x artı 2 ne geliyor aklına? 3, 4, 5 değil mi? Evet. X burası 3, 3 olursa burası ne olacak? 3 artı 2'den 5 olacak. Hı-hı. Yani demek ki bu uzunluk neymiş? 3'müş. Bana neyi soruyor? AB'yi. AB nedir? 3 artı 2'den 5 birim. Evet. Evet. Kare yazmıyoruz tabii ki. Şimdi burada bir açıortayımız var. Yükseklik şöyle var. Yükseklik var. Yani o zaman şuraya uzatırsak değil mi? Şöyle uzattığımızı düşünelim. Değil mi? Hı hı. Bu doğrusal tabii ki ona dikkat edelim. Burası 7 birimse burası da 7 birim olacak. Buraya kaç kalacak? 3 birim değil mi? Evet. Şimdi benzerlik yaparsak 3'ün kaça oranı? 7'ye oranı. 7'ye oranı. 3'ün 7'ye oranı eşittir. Buraya A dersem A'nın A artı 2 oranı değil mi? Hı hı. A'nın A artı 2 oranı. İşler dışlar yapalım. 3A artı 6 eşittir 7A değil mi? Attım karşıya 4A eşittir 6. A eşittir 2'ye bölersek 3 bölü 2. Burası ne çıktı? 3 bölü 2 çıktı değil mi? 3 bölü 2. Pisagor'dan ben bunu bulamaz mıyım usta? Hemen bulalım Pisagor'dan. X'in karesi artı 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 hı hı. Eşittir 3'ün karesi 9. Karşıya attım. X kare eşittir 9 eksi 9 bölü 4. Ne yapar? 36. 9 çıktı. 27 mi? 27. 27 bölü 4. Her iki tarafın kare kökünü alırsam ne yapar? 3 kök 3 bölü 2 yapar. Hı. Neymiş x değerimiz? 3 kök 3 bölü 2'ymiş diyoruz. Açıortay ve yükseklik gördüğümüz zaman ikizkenar unutmayalım. Kesinlikle. Açıortay, yükseklik, ikizkenar vesaire hiçbir zaman unutmayacağız. Hı hı. Gizli ikizkenar üçgenleri. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası 2 birimse burası da 2 birim midir? Evet. O zaman burada bir 45-45-90 üçgeni var değil mi? Burası 45 derece. Burası da 45 derece. Şimdi bunlar birbirine paralel olduğu için burası da 45 olacak mı üstad? Evet hocam. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım mı? Bak buradan birleştirirsem burası da 2 birim değil mi? Hı hı. Şimdi o zaman 45-45-90 ise burası da 2 birim orası değil mi? Orası da 2. Buraya 4 kaldı değil mi? Evet. Şimdi bak burası orta noktaymış. Buranın tamamı kaç? 6 birim 6. değil mi? Orta taban neydi? O zaman. Orta taban çarpı yükseklik bize neyi veriyordu? Alanı veriyor muydu? Bak şimdi normalde ne diyorduk arkadaşlar? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik diyorduk. E alt tabanla üst tabanın yarısı orta taban demek. Yani 6 orta taban demek evet. Değil mi? Çarpı yükseklik 4 birim. Ne yaptı o zaman alanımız bizim? 24. 24 birim kare yapmış olduk. Bu kadar. Başka da bir esprisi yok. Al bakalım. Şimdi burada şöyle bir özelliğimiz var. Dik yamukta eğer köşegenler birbirini dik olarak kesiyorsa arkadaşlar yükseklik her zaman alt tabanla yüksekliğin karesi alt tabanla üst tabanın çarpımına eşittir diyoruz. Hı hı. Şimdi o zaman burada ne olacak? Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Buraya x demiş bana şu uzunluğu sormuş. Ne demiştik? Köşegenler dik kesişse demiştik ama değil mi? Burada öyle bir dik kesişme falan yok. Bilmiyoruz yani. Hı hı. Şuraya A dersem burası da A olacak. Değil mi? Şurası ne olacak? 2A. Doğru mudur? Evet. Şimdi şuradan ben şöyle bir paralel alsam bir işime yarar mı acaba? Burası ne oluyor? A oluyor mu üstad? Evet. Aa burası da A oldu bak dikkat edersen. Bir açı ortaya çıktı karşıma. Değil mi? Hı-hı. Peki burası 16, burası 8 ise, burası 15 ise. Dik yamuk olduğunu biliyoruz. Dik yamuk, dik yamuk evet dik yamuk. Bir de şunu uzatabilir miyim ya şöyle? Şöyle uzatsam ne olur? Uzattık diyelim burayı. Burası A ise burası da A. Değil mi? Hocam biz benzerlikten direkt buluyorduk bunu ya. Evet benzerlikten bulabiliriz. Yani şuraya B açısı burası, x 15 eksi x tamamını vermiş. 15 eksi x dedim buraya. Burası B. Evet. Bu zaman burası da B açısı olacak değil mi? Evet. Ya benzerlikten bulabiliriz. Doğru doğru. Benzerlikten bulabiliriz. Şimdi B'nin karşısında 8 var. Burada B'nin karşısında 16 var. 1'e 2 oranı 2. var. A'nın karşısında 15 eksi x varsa A'nın karşısında 2 kat olacak. Hı hı. Yani burası ne olmak zorunda? 2x olmak zorunda değil mi? Evet. Yani 15 eksi x eşittir 2x olacak. 3x eşittir 15 dersek x eşittir kaç çıkar buradan? 5 birim çıkar. Niye uzattık ki öyle biz değil mi? Yani bazen böyle gidiyor kafa yani. Bekledim onu görmeniz ama. Evet. ABD eşkenar üçgen demiş. ABD. Yani şurası kaç derece? 60 derece. 60 derece. Şurası da 60 derece diyelim. Hı hı. Tamam. BF 4 DF eşitmiş. BF neresi? BF 4 DF. Yani buraya K dersem burası 4K. 4K. Şimdi K'ya 4K ise burası 8 ise burası ne olmak zorunda o zaman? 2 olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şuradaki benzerlikten yaptık. Benzerlik. Şuradan bir benzerlik paralel yaptık. Paralel olduğunu biliyoruz. DC'nin kesinlikle. AB'ye. Şimdi burası 60 ise burası da 60 değil midir paralel olduğundan dolayı? Hı hı. Şurası 60. Burası ne olacak o zaman? 30 derece olacak. Şimdi buranın tamamı neydi? 8 birimdi.
90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4 değil mi şurası 4. 12 kaldı oraya EC'ye. EC'ye 2 kalsın önemli değil. Burası 4 yaptı. Şurası 2 oldu. Yükseklik ne olur o zaman? Bak 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4√3. Hocam şimdi, hem şu alanı bulalım üçgenden hem de buradan eşkenar üçgenin soruyor, alanını bulalım. Neyi tamam. soruyor ki bize? ABC'nin alanı sormuş. A, B, C, E. Yani şu yamuğun alanı soruyor. Hı hı. Üst taban belli 2. Alt taban belli 8. 2'ye bölelim. Yükseklik belli 4√3 değil mi? Hı hı. Bölü 2 dersem. Burası 10/2'den 5 yapar. Hı hı. 5 ile 4√3 çarparsam ne yapar? 20√3 yapar. Yani yamuğun alan formülünü bilmediğimi düşüneyim. Burada dik üçgen oluşturdum. Bunun alanını yani, bulabilirim. Burada eşkenar üçgen var. Onu da bulabilirim alanını. Toplarsam. Oradan da yine çıkıyor. Evet. Kesinlikle. Evet. Ne demiş bize burada? X'in uzunluğu nedir demiş değil mi? Hı hı. Şimdi şurada bizim yükseklerimiz aynı değil miydi? Şuradan alırsak değil mi şöyle uzatırsak? Bir dikdörtgen oluşturalım. Burası bir ne olacak? X olacak değil mi şurası da? Evet hatta 2'ye böldü o zaman burası S oluyor. Burası S olmuş oldu. Çünkü bir dikdörtgen olduğundan dolayı arkadaşlar dikkat edelim. Köşegen 2 eşit parçaya böldü 3S 2S demiş. O zaman burası S olacak. Şimdi burası 2S ise 4 geldiyse S'e kaç gelir üstten? 2 gelecek. 2 gelecek burası. Hı hı. Bak burası 2. Burası 4 ise Pisagor'dan burayı bulamaz mı? 2√3 hatta hocam. Hatta şurası 30, 60, 90 diyeceğiz değil mi? Evet. Hipotenüsün karşısı 4 ise 30'un karşısı neydi? Yarısıydı. 2 birimse o zaman burası ne olur? 60'ın karşısı 2√3 olur. Neymiş cevabımız? 2√3 birimmiş diyoruz. Kare dikdörtgeni tamamlamak daha güzel oldu bak gördüğün evet. gibi.